Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir gün güzeli bitkimizi tanıyalım diye bu videoyu çekeyim dedim. Tam gün güzellerinin çiçek açtığı, rengarenk çiçek açtığı bir zaman dilimindeyiz. Onun için hani merak edenler olur belki Google'a yazar gün güzeli nedir, nasıl bir çiçektir falan. Ee, hazır bahçemde çiçek açmışken bu güzel gün güzelleri ee, ben de bir anlatayım dedim şöyle nasıl güzel mi filan ee, şöyle güzelliklerini size gö göstereyim dedim siz de hani almadan önce belki bu videoya denk gelirsiniz ee, hoşunuza gider ee, alma isteğiniz daha çok e, artar diye artsın diye e, bu videoyu çekmek istedim evet e, bu güzel Soğanlı bitkimizin adı gün güzeli. Değişik tabii ki isimler olacaktır. Onları bilemiyorum. Bu güzel bitki bu şekilde gün güzeli. Kocaman. Şöyle bakarsanız çiçek öbek öbek çiçekleniyorlar. Bunları ben geçen sene almıştım. Şu an 2022 yılındayız. 2021 yılında bunları ben güvenilir bir internet sitesinden Böyle soğanlı bitkiler işte çiçekler, falan satan fide satan bir güvenilir siteden aldım. Resimde bu gösteriyordu mesela ektim ve geçen sene sadece bir iki tane çiçek verdi bu çıktı. Ama mesela duyuyoruz mesela Facebook'lardan mesela başka sitelerden alanlar oluyor. ...kişilerden alan oluyor ve farklı şeyler çıktığı söyleniyor. Farklı irisler, farklı gün güzelleri çıktığı söyleniyor. Biraz daha fazla para verin arkadaşlar. Güzel, güvenilir, güvenebileceğiniz yerlerden sipariş edin, oralardan alın diye tavsiye ediyorum. Bunlar soğanlı bitki arkadaşlar. Hani böyle çok yüksek bölgelerdeyseniz... Benim gibi mesela rakım bizim burada 930. Çok yüksek bir bölge. Kışın çok kar yağar buralara. Mesela burada böyle bir bölgede 1 metre 2 metre kar yağan bir yerde kışın bu güzel bitkimizin üst aksamı komple kurur gider. İlkbaharda derken yeşerir. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene dediğim gibi sadece iki tane Gün güzeli böyle çiçek açtı. Şu an bakın bir sene sonra ne yaptı? Dört tane işte bir, iki, üç, dört başka açacaklar da var. Şunlar mesela bir birkaç gün sonra bunlar açacak çiçek. Şunlar da sönmüş çiçekler. Birkaç gün sonra da onlar açıyor. Ne diyorduk? Evet daldan dala atladığımız için bazen <laughs> unutabilirim. Evet yani bunlar kışın kurumuyor arkadaşlar. Böyle bir bölgede ilkbaharda üst taksam yükseliyor ve böyle çiçek açıyor. He, şunu söyleyecektim. İlk aldığım sene iki tane açtı. Bu sene fazla fazla açtı. ha Önümüz sene daha fazla. Sonraki sene deli divane. İnanın böyle. Hani bunlar soğanlı bitki olduğu için. Bakın şöyle göstereyim. Geçen sene inanın bu geldiği zaman şöyle bir şeydi. E, sonra bu sene kışın mesela e, karın altında kökler e, çalışıyor galiba Veyahut Yahut ilk barda çalışıyor boş durmuyor kök salıyor ve böyle çoğalıyor. Bir dahaki sene ne olacak şuralar dolacak ve bitkimiz daha fazla daha fazla çiçek açacak. He e, Diğer e, gün güzellerimi göstereyim sizlere çeşit çeşit gün güzelleri var arkadaşlar bakın bir gün güzelinin çiçeği de böyle bu da mesela e, bu sene e, ikinci senesi olduğu için ne yaptı mesela geçen sene aldığım zaman tek şöyle ufak bir fide gelmişti bu sene şurayı da çıkarttı sonraki seneler şöyle yayılacak dediğim gibi e, sonraki seneler daha dizi dizi e, Yumurtlayacağı için yumruları, soğanları yumurtlayacağı için daha fazla çiçek açacaklar ve sonraki senelerde daha fazla güzelleşecekler. Şunlar mesela açmak üzere olan çiçekler, şunlar geçmiş çiçekler. Bu bu şekilde güzel bir bitki bugün güzeli. Ha soğanları epey bir pahalı ee, ama değiyor mu? Tabii ki değiyor. Şuna bakın ee, şöyle e, dantel gibi sanki örülü böyle çok mükemmel. Ee, verdiğiniz parayı gerçekten hak ediyor. Ee, geç, geçen sene 40 liraydı aldığım sitede ve gerçekten verirken epey bir e, <laughs> üzülüyorsun insan verdiği paraya ama bu sene olmuş 80 lira. Sonraki seneler kaç lira olur? Artık orasını bilemiyorum. Güvenilir sitede, siteden alırsanız e, birebir aynı gün güzeli çıkacaktır. Benim öyle oldu. Birebir aynıları çıktı. Farklı şeyler çıksaydı insan e, o kadar bakıyorsun, ne diyorsun, para veriyorsun. E, maddi manevi buna güç harcıyoruz. E, emeklerimiz zayi olmasın diye. Sizsiz siz olun, güvenilir yerlerden satın alın. Sonradan üzülmeyin, ahuvah etmeyin. Evet, devam ediyoruz. Sadece bir iki çeşit mi bu güzel gün güzeli bitkimiz? Hayır, ee, böyle güzel güzel çeşitleri var. Ee, bu gösterdiğim size üçüncü çeşit. Bir almayı aldım ben bunları. Ee, böyle <laughs> güzel güzel çiçek açıyorlar. Her yere yakışırlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, İlk aldığınız sene tekrar oluyor ama şunu söyleyeceğim, ufacık oluyor. Sonraki sene yayılıyor ve ne yapabilirsiniz mesela? Ben bunları bir sonraki senelerde Allah izin verirse böyle kökünden ayırarak başka yerlere dikebileceğim mesela, çoğaltabileceğim bu güzel gün güzellerini. Annemin mezarına, dedemin, babaannemin mezarına götüreceğim bunların çiçeklerini. Mezarlarda olur arkadaşlar. Buna öyle fazla fazla her gün sulamdan, sulamanıza gereken, gerek olmayan bir bitki çeşidi gün güzeli. Onu söyleyeyim böyle bir güzel yanı var. Mezara dikin, mezarın üstünde dursun. Yani güzel çiçekleniyor hem de. Dediğim gibi güzel bir çiçek. Çeşidi. Evet şöyle gösterelim mi Hadi gösterelim bitmiyor arkadaşlar böyle bakın gün güzeli yine gün güzeli gün güzeli böyle güzel bir bitki işte gördüğünüz gibi çok mis gibi ya var ya bu soğanlı bitkiler içerisinde mesela adı aklıma gelmedi ya değişik değişik soğanlı bitkiler var İşte irisler var he zambak zambaklar var Mesela zambak bitkisini aldığınız zaman, diktiğiniz zaman 6-7 gün e, o çiçeği üstünde kalıyor ya. E, bu daha fazla kalıyor. E, bir zambaktan daha fazla çiçekleniyor. Böyle daha çok güzel ya. Hani zambak, e, zambaktan kat be kat daha fazla pahalı bu gün güzelleri. Ama e, özellikleri zambaktan e, çok daha fazla güzel. Güzellik olarak da güzel. Ne bileyim ya şuna baksananıza. Hani bu bunun da ikinci senesi. Ya bu üçüncü senesi olursa ne olacak artık ben bilmiyorum. E, şunu da söyleyeyim e, bir an anekdot olarak. Neden gün güzeli çekti? E, gün güzelini e, bu kadar e, aldım. Şundan dolayı arkadaşlar bakın. Bu da bir gün güzeli. E, şu gördüğünüz gün güzeli e, benim görev yaptığım cami burası. Burası cami bahçesi benden önceki arkadaşlarımız ekmişler bunları meslektaşlarım ekmişler dikmişler çok inanın var ya o kadar öbek öbek o kadar güzel çiçek açıyordu ki ya dedim ben bunun diğer çeşitlerini neden bahçeye almayayım ki? Değil mi Yani neden dikmeyeyim ya o kadar güzel çiçek açıyor ki ya şu an bunun çiçekleri kurudu gitti ama şuna bakın arkadaşlar bakın şurada 1-2 tane çiçek burada 2 tane 4 etti 6-8-10-12-14-16-18-20 on, on 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 ama niye öyle çünkü baştan beri söylüyorum çok çok oldu bu dikileli bakın nasıl öbek öbek çoğaldı görüyorsunuz kocaman yaklaşık bu. 6-7 senelik bir gün güzeli olduğu için öbek öbek oldular. Ha, Benim aldığım gün güzeli, geçen sene aldığım bir gün güzeli olduğu için geçen sene olmasına rağmen bakın nasıl büyüdü. Şuna bakın, ufacık ama bir şuna bakın yani kamerada olduğu için fazla göstermek mümkün değil. Aradan seneler geçtiği için çok fena halde yayıldı. Bunlar da aynı şekilde seneler geçecek ve bunun gibi kocaman bir gün güzelim olacak. Ve ben bunların soğanını başka camilere atandığım zaman başka camilerin de bahçesine ne yapabileceğim, taşıyabileceğim. Yani e, bu bakımdan e, başka birilerine verebileceğim, başka yerlere taşıyacağım. Annemin, babaannemin, dedelerimin mezarlarına e, bu, bu gün güzellerini ekebileceğim için verdiğim paraya değdi diye düşünüyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar evet farklı bir gün güzeli rengi daha. Renk renk ya bitmiyor bu gün güzelleri var ya koleksiyonunu yapın. İnanın koleksiyonluk renkler var, daha güzel renkler var. Demin gösterdim, şunun da e, rengini görebilirsiniz. E, bu da güzel, İşte görüyorsunuz. Evet, e, devam edelim mi? Bitiyor mu bitmiyor? Başka renkler de var. Şöyle gösterelim. Hazır, hepsi açmışken. Evet, şöyle. Dantel gibi ya, Cenab-ı Hak bunu öyle bir yaratmış ki ya e, cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Bunu ektiğiniz bahçe. Ee, yani öyle bir yaratmış ki ya dantel gibi örmüş nakış nakış ne bileyim ben yani öyle güzellikte bir bitki ki kokladığınız zaman hani şu e, deterjanlar vardır ya e, şimdi isim vermeyelim e, böyle çamaşır deterjanları gibi böyle sıvı çamaşır deterjanları gibi kokuyor zaten bunların çiçeklerinden yapıyorlar herhalde e, onların şeylerini. E, sularını Evet e, gördüğünüz gibi bir güzel e, gün güzeli daha ufacık şimdi. Ama önümüz senelerde böyle kocaman olacaklar. Daha da güzelleşecekler. Devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şöyle e, gün güzelimiz daha var. E, evet yine aynı şekilde. 3 tane işte fazla fazla zambaktan iris'ten iris de çok güzel bak onu da çok seviyorum ama gün güzeli daha bir başka neden çünkü dediğim gibi şu bittiği zaman şunlar geçmiş şeyleri çiçekleri şuradan açıyorlar bakın yani şu açacak mesela şu ufacıklar açacak sonralardan yani gün güzeline verilen parayı gerçekten hak ediyor yani. Ne bileyim bunun koleksiyonunu yapmaya gerçekten değer. Hem fazla su istemiyor. E, gübre vermenize hiç gerek yok. E, çorak e, topraklarda da yetişir bence. Çünkü e, buranın toprağı ha çorak değil ama. E, yani soğanlı bir bitki olduğu için. Soğanlı bitkiler çok dayanıklı bitkiler. Yani olumsuz şartlara dayanabiliyorlar. Kışın mesela sağ kalabiliyorlar. E, çok böyle... Fena kışlardan sağ çıkabiliyorlar. Yani bence aldığı parayı kat be kat hak ediyor. Onu demeye çalışıyorum. Evet sarı renkte güzel bir gün, gün güzeli çeşidimiz daha var burada. E, vakitte 13 dakika oldu ama <laughs> tanıtmaya bir e, zaman yetmiyor. tanıtmaya. E, sarı renkte bir gün güzeli. Evet e, çeşit çeşit çiçek açtıkları için Sizlere göstereyim dedim. Evet, böyle güzel gün güzeli çeşitleri bahçenize taşımanız mümkün. Bahçeniz çok güzel olur. Bahçenize çok güzel yakışır. Evet, bahçemi bir yandan suluyorum. Bir yandan da geçen senelerde diktiğim böyle şeyler, Japon eriklerim var işte. Bunları ara sıra koparıp yiyoruz. Yani gün güzellerini bu videomda kısaca tanıtmış oldum arkadaşlar. Ee, değişik başka başka soğanlar da aldım. Çiçek soğanları. Ama tabi onları sonraki senelerde açacakları zaman elbette ki o zaman tanıtımını yapmaya, sizlere böyle anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Uzun bir video oldu. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu... E, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, köyümüzün yeşilliğini de çekmiş olalım. Burası Kasnakçı Mermer Köyü, Atakum'a bağlı Samsun'un Atakum ilçesinin Kasnakçı Mermer Mahallesi burası. Güzel bir yer, köy. E, güzel bir yer. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar, videomu beğenin, yorum da yapabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden yorumlarınız için, abone olduğunuz için. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, görüşmek üzere.